Biraz buruk açtık bu gece futbol gecesine. Çünkü Türkiye Enver abiyi kaybetti. Biz de Enver abinin üzüntüsünü, onun yokluğunun üzüntüsünü yaşıyoruz. Mekanı cennet olsun. Ümit Aktan ve Kemal Belgin'le birlikteyiz. Siz de Enver abiyi yakından tanıyan isimlerdensiniz. Yani Ümit abi hem gazetede hem televizyonunda. Hala daha var. Çok müthiş bir insandı. Herkes tanıyan, benden çok daha eskilerden, çok daha köklü tanıyanlar çok şeyler söylediler. Sadece bu ekranda değil ama insanları sevmenin ne demek olduğunu, vefatından sonra ne kadar sevildiğini gösteren insanlardan gördük. Dün cenazenin mahalline yaklaşmak bile mümkün değildi. O insan selinin arasında sevginin elle tutulabilecek hale geldiğini gördük. Bir insan, bir ışık eksildi. Allah Mücahit Bey'e uzun ömür versin, başımızdan eksik etmesin. Bundan sonra bayrak Mücahit Bey'de. Evet. Gerçekten müstesna bir kişilikti. Dün cenaze namazında da gördük Ümit abinin belirttiği gibi. Başbakan da oradaydı. Kurumumuzda çalışan odacı da oradaydı. Herkes aynı üzüntüyü paylaşıyordu. Yaklaşmak çok mümkün güzel. Değildi oraya. Öylesine bir yoğun kalabalık katılım vardı. Kemal abi siz de Türkiye Gazetesi'nde çalıştınız. Enver abiyle birlikte çalıştınız. Ve bir gazeteciyi kaybettik her şeyden önemlisi. Şimdi benim esas söyleyeceğim o. Babaannenin son patronu da, babaanne deriz ya biz. Babaannenin son patronu da maalesef aramızdan ayrıldı. Önce bunun altını çizeyim. Rahmetli Kemal Ilıcak'tan sonra, yani tercümanın eski patronundan sonra gazete, medya bugünkü deyimiyle neyse yani son Enver Bey kalmıştı. Enver abi kalmıştı, pardon. Neden pardon dedim? Şöyle, sevgili Ören'in vefatını öğrendiğimde ekranda hep bu yazıyı gördüm. Enver abiyi kaybettik. Gazetemizin sahibini değil. Gerçekten Enver abiyi. Enver abiyi kaybettik. Ben hani zorlamayla değil, işten gelerek herkes ona Enver abi diyordu. Tabii. O da yeri geliyordu kendinden küçükleri abi diye hitap ediyordu. Tabii. Ben en son binanın öbür tarafındaki büyük salonda bir konuşma yapma zorunluluğu hissetmişti. Biz yazarız yani her gün gidip geldiğimiz ama arkadaşlar sevgili Sadık o zaman sporun başındaydı. Dedi ki abi gelsen iyi olur dedi. Enver Bey rica etmiş yani yazarlar da gelsin diye. Biz de gittik tabii. Hatta ben en önde oturdum. Bir de böyle şeklende selamlaştık. Kendisi kürsüdeydi. Orada bizlere konuşma yapmadı da bizlerle sohbet yaptı. Yani biz bir şey demedik tabii de. Enver abi konuştu. Biz de dinledik ama dediğim gibi o bir konuşma değil. Çalışan arkadaşlarıyla bir abinin sohbetiydi. Belki kendinden büyükler de vardı salonda ama öyleydi. Kendisine Allah'tan rahmet, kalanlara sabır ve uzun ömürler dileyelim. Ama Enver abinin vefatı kadar bana dünkü bir gazetedeki şu kadar başlık çok koydu arkadaşlar. Nedir? Gazetenin adını da söyleyeceğim biliyorsun. Benden kaçmaz. Habertürk gazetesi şu kadar bir haber yapmış. Başlığı da iş adamı Enver Ören'i kaybettik. Yazıklar olsun size. Enver Ören iş adamıydı ha. Sizin patronunuz ne adamı? Gazete patronu mu? Yazıklar olsun. Ve Fatih Altaylı bu gazetenin genel yayın yönetmeni benim buradan bir isteğim ve dileğim var mesleğim adına. Kendi adımı boş ver. Ben kimim ki? Fatih Bey bu ayıbınızı düzeltin. Bu haberin başlığındaki ayıbınızı düzeltin. Hani çok bahsediyorsunuz ya işte bizim gazetenin patronu falan filan bilmem ne falan kimseye mangalda kül bırakmıyorsunuz. Bu ayıbı düzeltin. Enver abi. Sayın Enver Ören abimiz iş adamı değildi. Önce bir kere sizin pencerenizden baktığınızda babaanneni kalmış son patronuydu. Hem de 1970'ten bu yana. Evet. 2013 buna çok canım sıkıldı. Vallahi sabah kahrettim ben. Şimdi, ben çünkü gazeteleri bir gün sonra okuyorum da. Kemal o olaya da şöyle bakmak lazım. Rahmetli Enver abimiz sağ olsaydı böyle bir olayı kendisine aktarmış olsaydık yapmayın derdi. Ha ben yaparım abi. Hiç ilgilenmeyin. Bırakın öyle demeyi uygun görmüşler der. Bir kere daha insanlık dersi verirdi. Çünkü dün Türkiye bir
çok önemli insan kaybetti. İnsan az bizde. Evet. Nüfus kalabalığımız çok ama insan az. Bir de yani, her şeyi açıklıyor zaten. Sevgili Ümit, bir de son gazete patronu ya, yok başka. Yani sizin önce bütün gazeteler olarak, hadi televizyonlar sonradan çıktı 92-93 falan. Bütün gazeteler olarak yani son patronumuzu kaybettik filan diye başlık atma. Ve biliyorsunuzdur mutlaka, birinci sayfayı da son güne kadar inceleyen, yönlendiren tabii bir canım, gazete patronu. Yani öyle lafın gelişi bir patron değil. Tabii, zaten patron dermesinden de hoşlanmaz. Şu gözle bakmak lazım. Arka sayfasında spor olan Ender gazetelerden birinde yazıyor. Ve Enver abi onu, evet, özellikle tek, istiyordu. Tek tek. Hangi Ender? Özellikle istiyordu. Yani kalmadı herhalde. Vay, ya spor, ek veriyorlar ya da abi, arkada spor, spor kalmadı. Gazetelerin ekleri sayma abi. Gazete olarak tek. Var mı başka, ben bilmiyorum. Yok. Arka sayfada tek, spor olan tek, tek gazete. Başka. Türkiye gazetesi ve onun kurduğu Türkiye daha gazetesi. Daha çok ayıplar işleyeceğiz medyada. Daha çok ayıplar işleyeceğiz. Evet, örnek alınacak bir şahsiyetti. Bizim patronumuz değil, Enver abimizdi. Bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun Enver abinin ama amin, onun boşluğunu da her zaman biz de hissedeceğiz. Kemal abinin dediği gibi kendini gazeteci hisseden tüm meslektaşlarımız da mutlaka hissedecekler. Enver abinin, Enver abi gibi bir gazetecinin yeri doldurulmayacak, o kesin. Sözüm bittiği yerdeyiz. İsterseniz her şeye rağmen programa devam etmeye çalışalım. Öyle isterdi. İş yarım kalmasın. Tabii. Hiç motivasyonunuzu bozmadan aynen sürdürün derdi. Binamızda dolaşırken de yerimizden kalkmamızı da istemezdi. İşiniz, evet, varsa işinize devam edin derdi. İşte çok bizi şahane gördüğünüzde sporcular ne olacak, şu takımın bu takımın hali derdi. Herhangi bir takım tutmazdı ve hiçbir konuda da baskısı olmadı. Ne programımıza ne gazetenin spor sayfalarına. X takıma yer verin, şu takıma yer vermeyin şeklinde herhangi bir baskı da asla görmedik. Bizi özgür bırakırdı. Olmaz, özgürce gazeteci derler. Her şeye rağmen işte başkaları da inşallah izinden gider, örnek alır ama hiç umudun var mı diye sorarsan %0. Ama oğlu da Sayın Mücahit Ören de en az babası i̇nşallah kadar doğduğundan bu yana medya dünyasının yani, içinde, evet, yani şöyle, bayrağı yere düşürmeden taşıyacak şüphesiz. Yani Ali Naci Karacan, Ercüment Karacan, Sedat Simavi, Erol Simavi, Haldun Simavi, rahmetli Kemal olacak diyeceğim de. Kemal Alacak çok büyük bir gazete patronuydu ama devamı aileden ne yazık ki çıkmadı. Beklentimiz tabii ki odur. Evet. Zor bir görev bekliyor Mücahit abi de, Mücahit Ören de, Sayın Mücahit Ören de. Dediğim gibi o da sürekli doğduğundan bu yana gazetenin, televizyonun içinde olduğu için mesleği de çok iyi bilen biri olarak çok daha iyi yerlere taşıyacaktır bayrağı. Zaten bu yönde de açıklamaları olmuştu kendisinin. Ümit abinin dediği gibi devam etmek zorundayız. Çünkü Enver, evet, abi de böyle isterdi programımıza. Kota'nın hem Adem Büyük'ün açıklamaları var yayıncı, evet, kuruluşa. Sıcak gelişmeler. Evet. Şota Türkçe bildiğim için ilk, evet, defa üzüldüm diyor. Küfür yönde. Biz de Ümit abiyle başlarken ilginç bir maç oldu derken adını koyamıyorduk ama sertlikten ve bundan bahsediyorduk aslında. Televizyon maçında biz de hissettik. Evet. Ve hani Fenerbahçeliler de yanlış anlamasın. Sanki Fenerbahçe'nin aleyhinde propaganda gibi algılanıyor ya. O yüzden koyamıyorduk. Şimdi biz hoca dediği için Şota söyleyelim. Söyleyelim. Şota Fenerbahçe maçından ardından yaptığı açıklamada söyleyeceğimiz fazla bir şey yok. Biraz daha futbol oynanması gerekiyordu. İkinci yarıda hiç toplamadık. Eksikliğimiz buydu dedikten hadi sonra. İlk defa Türkçe bilmeseydim dedim. Bu kadar küfür hiç duymamıştım. Bu kadar fazla küfür eden futbolcuları bir arada gördüm. Niye Türkçe biliyorum diye sordum kendi kendime. Oyuncular bize küfür ediyor, helal olsun ifadelerini kullanmış. Burası Türkiye Avrupa standartlarında oynanıyor maçlar. Bize 2 metreden ana avrat küfür edilmesi de biraz ağır oluyor. Türkçe bildiğim için duyduğum küfürleri anladım. Kimin ettiğini göremedim demiş. 2 metreden. Yani seyirciden mi? Kulübenin arkasından mı küfür ediyor? Futbolcular diyor. 2 metreden diyor ve göremedim diyor. O da evet, ilginç bir açıklama. Masal anlatıyor. Masal. Adem Büyük'ün de aynı yönde bir serzenişi var. Onu da aktaralım. Adem Büyük de maçın sonlarında biliyorsunuz Volkan Demirel'de bir ikili, evet, mücadeleye girmişti. Çarptı Volkan'a geldi. Biz işimizi yapmak için sahaya çıkıyoruz. Futbol sadece bir eğlence. Kimsenin kimseye küfür etme hakkı yok. Hepimiz burada işimizi yapıyoruz. Maçta yaşını başına almış insanlar biraz daha terbiyeli olmalılar. Ukalaca davranıp küfür ediyorlar. Bu yakışmıyor. Hepimiz aynı işten ekmek yiyoruz serzenişinde bulunmuş. Şunu söyleyeyim. Adem Büyük orada haksız.
kaleci Volkan'a gidip bindiren topu kontrol ettiği halde, daha doğrusu kaçamayıp altında evet, kalan ve neredeyse Volkan'ın önemli bir sakatlık sahibi olmasına neden olabilecek bir hareket yaptı. Orada hatalı. Volkan'ın o bölgede bir sakatlığı da olmuştu. Evet, omuzunda, evet, sol omuzundan da bir çıkık vardı. O hatta ameliyat olmadan o yüzden o sezonu tamamlıyor. Aslında biraz da Volkan. Yok, biraz da maçın tabii, orada bitsin maç diye o tepkiyi verdi ama orada Adem haksız. Fakat şu maçın içinde Emre Belözoğlu iki tane tekmeyle nasıl bir sarıyla çıkar? Bu sarıyı da bu sorununda Hüseyin Sabancı hesabını vermeli. Hı. Aslında Şota'nın oyun içerisinde küfür hep var. Belki bir kalabalığın arasına mı girdi de oyuncular küfür etti? Görmediyse eden kendi oyuncusu da olabilir. Evet, çünkü 2 metreden küfür yani, ettiler diyor. Sonra da kimin ettiğini görmedim diyor. Türkçe kendi oyuncusu da olabilir. Yani. Ama mesela fauller ve fena hareketlerde çok fena halde Hüseyin Sabancı hatalıydı bugün. Hemen şimdi Ümit'in peşinden gideyim, öyle diyeyim bari. Noktalı virgül koymuş olsun. Hı hı. Şimdi ben buradan bu maçın hakemine şunu söyleyeceğim. Oyunun birinci dakikasında verdiğin penaltı, penaltı. Ama where is the card? Kartı yok. Kart göstermesi gerekiyordu. Siz zaten hakem olarak birinci dakikada verdiğiniz penaltının altında gittiniz. Ben ne yaptım dedi ya. Ama genç bir hakem. Abi bana ne? Kadıköy'de daha doğrusu Seyrantepe'de de aynısı, Dolmabahçe'de de aynısı. Kart göstermek, penaltı. O zaman zordur bunlar. Abi. Daha ikinci dakikada penaltı çalmak cesaret çalma, ister. Çalma, oynat. De ki yok arkadaş çarpma bu de. Oynama değil, çarpma de. Doğru, çünkü kol açık Mehmet'te top aldı. O verdiğiniz penaltının altında kaldınız. Hep ne dedim içeride? Bir yerde bekliyor. İşte Yalçın'ın sebebiyet verdiği, öyle diyelim. O yüzden çaldı şeye, Bebo'ya. Bebo. Orada penaltıyı verdi. Şimdi ama orada penaltı var mı? O da penaltı. Şimdi şöyle, bir dakika. Ama genel kanun sosyal medyada penaltı sosyal olmadığı medya yönünde. Tabii. Şimdi bak şöyle. Yani çekme var formada. Bak şöyle. Ben de diyorum ki. Yani Şota'da teknik direktör Şota Valencia'da penaltı olmadığını söylüyor. Bak ben diyorum ki. Neydi hakemin adı? Hüseyin Sabancı. Hüseyin Sabancı kardeşim. Bundan sonra seni çok ciddi takip edeceğim. Hüseyin Sabancı'yı Urfa'da evet, Urfa ki baştan beri takip evet, ediyoruz. Ben de ben şimdi bir skandaldır o maç. Yani bir yöneteceğim bir maçı tabii Süper Lig olursa herhalde imkan. Ötekileri pek seyretmez. O bazen denk geliyor, seyrediyor. Bakalım benzer pozisyonda kaç tane penaltı vereceğim. İki. Benim gördüğüm kadarıyla iyi göremedim. Sonra Ümit bak bak dedi. Fenerbahçe'nin attığı son gol offside. Çünkü evet, sadece bir oyuncu var. Kural ne diyor? İki oyuncu. En az iki oyuncu. Kalecinin oyuncu, rakip yer alanda olması yanıltıyor. Orada en az iki oyuncu diyor. Kaleci, sağ bek, iki tane sol bek, sağ bek. Hiç fark etmez. İki oyuncu. Kaleci de oyuncu. Ha. Diyelim ki Hüseyin Sabancı penaltıyı vermedi. Oyna ya abi hadi dedi, bir şey yok. Yobo düştü kafasına. Bu zaten o olmasa o şey de olmayacak. Isaacson oraya gitmeyecek. Maç belki 1-1 bitecek. Ama bu 1-1 bitse bile, hatta Kasımpaşa maçı 1-0 kazansa bile, burada bir numarada eleştireceğim insan Arvelaze'dir. Şota Arvelaze'dir. Genel bir huyumuz var. Bu aslında genel bir eksiğimiz. Futbola bakışımızdaki eksiklik. Belki yorumcular düzeyinde bu yok ama genel futbol kamuoyunda, futbol ahalisinde, futbol temaşasını takım gözüyle yapanlar da var. Şimdi teknik direktörden tabelaya göre ya hesap soruluyor ya mükafat veriliyor. Tabela 1-0 yazıyorsa zaten genel mantık 1-0 yazsın da nasıl yazarsa yazsın. Yöneticinin de temel mantığı bu. Hatta 1-0 için çok şeyi feda edebilen yöneticiler de var. Biliyoruz. O 1-0'ı yazdırmak için sahanın içine bakış açısı da hakem insandır, hata yapabilir. Ama lehime. Tabii. Aleyhime yapmasın gözüyle de bakılınca. Tabelada 0-1 yazıyorsa hesap soruluyor. Mesela iyi oynadığın bir maçı 1-1 bitirebilirsin.
Tabii. Bunun hesabı soruluyor. Kötü oynayıp 2-1, 3-0 yendiğin bir maçta bir sonraki maç için alarm veriyorsa bile sana hayır. Herkes memnun. Tabii. Oysa oyunun oynanan, başlayan ve bitiren kadroların ve o değişikliklerin teknik analizlerini yapıp hesabının sorulması lazım ve bu hesabın kendi futbol ahalisi ve kendi yönetimi tarafından sorulması lazım. O sorulmadığı zaman bir tane galibiyete aldanıp 3 tane mağlubiyet gelebiliyor arkadan. Aynen öyle. Aynı maçı alın. Aynı 90 dakikayı oynayın. En acemi yabancı hakemle bile Emre devreyi bitiremezdi. Çünkü direkt rakibi arkadan yaptığı müdahale vardı. Bir de hakemin birkaç eline vuruyor defa. Oradaki evet. Pozisyonda itiraz sırasında. Yani hakemin eline vurduğunda kıramadıysa orada, elini. Refleks de var orada. Şey biraz yani bırak beni abi, gibisinden. Refleks falan yok. Hakemin eline vurdun mu bunun cezası belli. Yellow. Şiddetine bağlı o da. Belki kırmızı. Sarısı var, ikinci sarıdan ihraç. Bu kadar basit. İşte bak. Bugün bilmiyorum vaktimiz var mı reklama gitmek için, var mı? Bugün var öğle mi? Saatlerinde Habertürk'te program yapılıyor biliyorsunuz. Söyleyeyim ben televizyonu da. Bizim faili. Ne konuşuldu biliyor musunuz arkadaşlar? İçim sızladı. Seyretmediniz herhalde. Başta benim üzerinde çok emeğim olan Faik Çetiner olmak üzere. Üniversiteden öğrencim olan Serdar kardeşimiz. Ne istiyorlar biliyor musunuz? Arkadaşlar. Bu bir utanç vesikasıdır. Fenerbahçe, Galatasaray muhtemel. 32. hafta. Şampiyonluk muhtemel. Altını paranteze koyayım. Şampiyonluk maçına yabancı hakem istediler. O Türkiye'de dönem dönem istenir. Hayır. O bitti o devirler. Biz dandik bir ülke değiliz futbolda. Mustafa Çolcu İran'da gitti. Derbi yönetti mi diyorsunuz? Bak tamam. Ama ne diyorum? Orası dandik. Ama diyorum ki biz futbolda dandik ülke değiliz artık. Biz her şeye rağmen bir UEFA, bir Süper Kupa şampiyonu takıma sahibiz. Biz her şeye rağmen bir dünya üçüncüsüyle bir Avrupa üçüncüsü milli takıma sahibiz arkadaşlar. Biz havuzu bugün 450 milyon dolar çeken Avrupa'da en pahalı kaç? Üçüncü mü, dördüncü mü? Beşinci. Beşinci havuzuz. Zaten UEFA'ya katılan ülkelerin içerisinde yabancı hakem getiren yok. Abi yani Ümit, Cüneyt, bir Türkiye'deki bir televizyon programında düşünebiliyor musunuz abi? Programın ne moderatör mü oluyorsunuz? Evet. Ne oluyorsunuz? Ha, o ve spor müdürüyken işte oraya geldi şey oldu, yazı işleri müdürü olan Serdar. Üniversiteden öğrenci tekrar. Şimdi tekrar spor yazarı oldu sanırım. Ya köşe yazıyor. Güzel de yazılar. Geçen gün güzel bir yazı yazdı. Fenerbahçe Galatasaray muhtemel bir şampiyonluk maçına yabancı hakem istiyorlar. Hem de Cüneyt Çakır'ı eleyip, Fırat Aydınus'u eleyip, ismen söylüyorlar. Ne Halis Özkahya'yı eleyip, birini daha elediler. Yunus Yıldırım'ı eleyip, bir tek Barış Şimşek'le Tolga'yı çoktan elediler de Barış Şimşek'le Mete Kalkavan. Kalk bravo. Evet. Mete Kalkavan'dan birini. Yanlarında da eski Merkez Hakem Komitesi eski başkanlarından Bülent Albay oturuyor. Emekli Albay. Bülent Yavuz Hoca. Bülent Yavuz oturuyor. Tüylerim diken diken bu programın bu bölümüne Allah beni rast getirdi. Şimdi biraz evvel ne dedin? Yorumcular birbirimizi eleştiririz dedin. Evet. Tabii. Ama hakemlerle kime dedin bir de? Yöneticilere eleştiri olmaz dedin. Değil mi? Öyle bir şey söyledin. Yok, destekçisi, de, hakemler ve yok, maçı anlatanlar. Yok, onlar yalnızdır. Maçı anlatanla hakem şey, pardon, maçı, taraftarı bravo, olmadığı ha, için bravo, ilk suçlu onlardır. Pardon, hakemden maçı anlatanlar dedin. Şimdi, orada bugün konuk olarak Sinan Engin vardı. Yani kimse yoktu demektir o. Açık ve net hiç. Öyle. Bana fazla konuşursa bir telefon numarası veririm. Onun kime ait olduğunu 11 peki, sene, 12 sene evvelden dinlerler, bulurlar. Sinan Engin de programda değilse arayabilir bizi. Şimdi, Faik abi de arayabilir isterse söz şimdi, hakkı. Çünkü Faik abi her karşılaştığımızda size selam gönderiyor. Aleykümselam diyorum ki üstünde çok emeğim var abi. Açıklayarak. Evet, o da onu inkar etmiyor zaten. Kemal abi nasıl diye her seferinde soruyor. Benim de meslek büyüğümdür. Ha, o zaman
Niye Fener Beşiktaş maçını yerli hakem yönetecek? Şimdi ben de bunu soruyorum. Öyle mi? Ha Ümit? Niye? Ama Fenerbahçe Galatasaray derbileri daha gergin ben, geçtiği için. Abi siz o zaman Beşiktaş takımını değil mi? O yıllardır Beşiktaş yöneticilerinin de iddiası oluyor. İki büyüğe indirmeye çalışılıyor. Galatasaray Trabzon maçı var. Fener Galatasaray'dan sonra Galatasaray Trabzon. Niye onu kim yönetecek? Beşiktaş Trabzon. Abi, Trabzonspor Beşiktaş'ta var. Soruyorum onlara. Şurada bir maç var haftaya, yazmışsın sen program diye. Sağ ol. Akhisar Elazığ. Düşenin belirleneceği maç. Herkesin derdi başka, onların derdi. Bu maçı kim yönetecek? Onu bırak, Türk ilk yarıdaki Galatasaray-Fenerbahçe maçını niye Türk hakem yönetti? Hı-hı. Acaba Meireles bir yabancı hakeme tükürdü, tükürmedi olur muydu? Bir yabancı hakem tükürdü diye rapor yazsaydı, UEFA görüntüyü alıp seyredip o ceza değil bu ceza der miydi? Niye onu Türk, bunu yabancı? Merkez Hakem Kurulu'nun da böyle bir isteğe olumlu cevap vereceğini zannetmiyorum. Ben Sayın Zekeriya. Yani bu tartışılmaz bile. Yani şöyle, hakemlerin arkasında haftanın, dik duran bir isim çünkü. Haftanın en önemli başkanı. Olaylarından biridir. Orada bulunan işte Faik'le Serdar arkadaşıma Halil sustu yazık. Halil'e mesaj attım. Ne attım biliyor musunuz? Duruyor mesaj. Halil'cim dedim, o yabancı hakem var ya, sizin çocuklar istiyor. Ne maçlar sattı onlar biliyor musunuz? Halil de bir ara girdi böyle, onların da neler yaptıklarını. Söyle Halil delikanlı, benim mesajımı, benim çektiğimi söyle ya. Çıkar burada bir anlatırım kimlere nasıl paralar verdiklerini. O zaman biliyorsun deri ceket çok önemliydi kapalı çarşıda. Peki, araya gidelim istiyorsa Halil abi de hakem, arayabilir. Habertürk veya deri ceket alan yabancı hakemler de arayabilir. Böyle araya gidiyoruz efendim. Devam edecek futbol gecesi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın açıklamaları var. Az önce Şota Arvalense'nin Kasımpaşa Teknik Direktörü'nün açıklamalarını aktarmıştık. Aykut Kocaman neler demiş onu da hemen aktaralım. Aykut Hoca 3-1'lik galibiyetin ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Şota'nın maçtan sonra yaptığı "çok küfür edildi, Türkçe bildiğimden utandım" sözlerini değerlendirmiş ve Şota bir şey söylüyorsa doğru söylüyordur. Şota doğru söylemiş, çok mantıklı ve objektif konuşmuş. Söyledikleriniz değerlendirmemiz lazım. Gergin bir maçtı, beklendiği gibi de oldu. Hakem bizim lehimize, aleyhimize doğru ve yanlış kararlar verdi. Maçın dengesini tutma konusunda zaman zaman hatalar yapan bir hakem vardı. Açıklamasını yapmış, taraftara da teşekkür edip artık her maçımız final açıklamalarını yapmış. Teknik direktör Aykut Kocaman, nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani seriye bakarsak Fenerbahçe'nin bayağı bir mesafe kapattığını, Avrupa'da, Türkiye'de ve üç kulvarda dediği gibi yarışın hepsinin içinde, önlerde, bazılarında önde, bayağı önde olduğunu kabul etmemiz lazım. Ama şimdi düşünün ki penaltı değil diyor. Bana göre penaltı. Ama bir penaltı bana göre, sana göre varsa hakeme göreyi doğru kabul etmemiz gerekiyor. Bana göre penaltı. Orada doğru karar verdi. İlk penaltı da penaltı. Orada da doğru karar verdi. Vermediği penaltı beklenen pozisyonlarda da doğru karar verdi. Hele bir tanesi elle hiç oynama yok ve orası Fenerbahçe'nin sürekli hakemi kaşıyıp bir şeyler almaya çalıştığı dakikalardı. Seyircisiyle birlikte. Oralarda doğru şeyler söyledi ama galip geldikten sonra 90'da o Yalçın'ın penaltısını vermedi diyelim. Ve Emre'nin attığı topta da Vebo'ya gelirken, Sova gelirken offside'ı kaldırdı diyelim bir yabancı hakem. Şu anda 3-1'lik skorun verdiği ruh haletiyle çok adil, çok futbol adamı gibi konuşan düşünceler golümüzü saymadı, penaltımızı vermedi diyecekti. Onu demeyeceklerini garanti edebilirseniz bana bu konuşmaları zarif bulabilirim. Ama oyunun içerisinde hakikaten çok kaşınan, bayağı oyunu başka bir mecraya sürüklemeye müsait çok hareket vardı ve çoğu müsamaha gördü. Yine de meslektaşlar Şota Arvalense'ye hak vermesi de şık bir davranış Aykut Hoca. Valla ben 3-1 yeneyim, herkes haklı olsun. Herkesi sırtımda taşırım. Harika. Peki açıklamalara peki, devam edelim. O maç 1-1 bitseydi nasıl sert oynadılar, Şota'dan bunu hiç beklemezdim demeyecekler miydi? Yani, hayır şimdi Şota'ya hak veriyor da Şota ne diyor? Çok küfür edildi diyor. Evet. Türkçe bildiğime de pişmanım diyor. Aykut Hoca buna mı hak veriyor? Şota bu ne dediyse doğrudur diyor. Ne dedim?
Şota da bunları söyledi, sizin dediklerinizi söyledi. Acaba bu söylemden sonra kendi oyuncularıyla ilgili ne gibi bir tasarrufta bulunacak, ben onu merak ederim. Belki hafta içinde bir tasarruf olacaktır veya araştıracaktır. Çünkü Şota dahi küfür ettiler deyip 2 metreden sonra da kimin ettiğini bilmiyorum dediğine göre nasıl bulunacak küfür edenler? Şimdi bak, bu laf değil. Küfür ettiler ama kimin ettiğini bilmiyorum. O zaman söylemeyeceksin arkadaş. Küfür edildiğini iddia ediyorsan küfür edenin de Cüneyt, Ümit, Kemal kimse söyleyeceksin adını. Öyle yok. Öyle yok. Burada Şota tamamen şaşırmış. Kim etti yani, abi küfür? Bir ettiler, küfür ettiler. 2 metreden küfür. Kim etti abi? Söyle abi. O maçı 1-0 Şota kazansa bu sefer diyecek ki seyircinin veya oyuncuların bazılarının yaptığı önemli değil. Sahanın içinde olan orada kalır. Futbol hoş görmek içinde lazım gibi laflar edecek. Yemez abi. Tabela insanı farklı konuşturuyor. Kaybeden böyle konuşuyor. Son anda kazanan başka konuşuyor. Tersi bitseydi maç başka türlü Aykut Hoca konuşacaktı. Şota hocayı eklemeyeyim değil mi yanına? Yok, ekleyeyim. Şota Arvelasi de başka Santrifor türlü konuşacaktı. Şota. Eski santrifor Şota. Yani diyorum ya tabelaya göre tabelaya göre değerlendiriyoruz. Sahaya çıkan oyun, diziliş, antrenman dinamikleri, sevk ve idare, oyuncu değişiklikleri, maçın stratejisi gibi şeylere bakmadan teknik direktör değerlendiriyoruz. Ve hata ediyoruz tabii. Kötülük de ediyoruz o teknik direktörlere. Yani iyi golcü olabilirsiniz. Çok da iyi futbolcu olabilirsiniz. Mesela Pele. Değil mi? Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük oyuncusu olarak genelde onun isminde birleşilir. Niye teknik direktörlük yapmadı? Çok uyanık. Maradona yaptı, ne hale geldi gördü. Çok uyanık Pele. Dedi ki abi orada Pele güzel ama burada Pele 28 tane adam, 11'i içeride, 7'si yedek, oynamayan tribünde oturan. Ona ara aman dedi Pele ya boş ver sen dedi, uyanık ol. Maradona daldı bu işe, rezil oldu. Hacı. Hacı. Bravo. Futbolu Hacı tartışılır mı futbolculuğu? Şimdi onun için Mourinho ne futbolcu hiç. Tercüman. Helenio Herrera ne? Hiç o da. Demek ki orada o kalan 11'in içinde oyun oynamak başka. Bu tarafa geçip o 11'i yönetip içeriden 7 taneden kimi sokup kimi çıkartın o bambaşka bir şey. Onun için hep şunu söyleriz, söylerler de zaten. Her zaman yıldız futbolcudan iyi teknik direktör olmaz. Sıradan bir oyuncudan çok iyi bir teknik direktör olabilir. Bunlar başka başka şeyler. Bir de şöyle bir şey var. Genel büyük resme baktığımız zaman Fenerbahçe ilk yarıda en kolay, en sansasyonel galibiyetini aldığı Beşiktaş maçıydı. Üstelik bir Avrupa dönüşüydü. Evet. Mönchengladbach maçı dönüşüydü yanılmıyorsam. Bir zaferden gelmiş ve 3-0 yenmişti. Şimdi İnönü'ye geliyor olmasına rağmen Fenerbahçe'nin kolay gözüyle baktığı ama benim futbol öğretime göre hiç de kolay olmayacak bir maç oynayacak. Çünkü duygularıyla oynayan, oyun içinde çok hata da yapabilen ama anlık patlamaları da Kasımpaşa'ya falan hiç benzemeyen bir rakiple oynayacak. Ve bu kadar da itip kakamayacağı, hakemin eline vuramayacağı bir maç oynayacak. Eşit şartlarda olacağını ümit ettiğim maçta zorlanacak ama Galatasaray'da Eskişehir deplasmanında Schalke maçı öncesi Eskişehirspor'un kucağına attı. Dolayısıyla makası kapama ihtimali Fenerbahçe lehine daha fazla gibi gözüküyor. Bu da 32. haftada kadar lig bitmesin diye hayal kuran, kaybettiği paraları bu gerilimden çıkartmaya çalışan yayıncı kuruluşun ekmeğine yağ sürüyor. Ama böyle bir planlamanın içerisinde ben niye bu ligi seyredeyim diye kendi kendime de soruyorum. Yani bir ayar verildiğini, verilmeye çalışıldığını hissediyorum. O her sezon konuşulan bir konu zaten. Ama hep de olan bir konu. Geçen sene ayar verilmiş bir lig seyrettik. Bu sene de bütün mesele 32. haftaya kafa kafaya girsinler de oraya kadar son bir hafta kalıyor. Orada da nasılsa yırtar. Yayıncı kuruluş parasını kurtarsın çünkü çok zarar etti. Zararı ben ettim. Türk futbolu ediyor. Kesinlikle. Kulübelerde ilginçti Kemal abi. İki tarafta da Beşiktaş'ta oynamış futbolcular vardı. Şimdi, Rıza Hoca bir tarafta, Samet Hoca. Şimdi onu yazdım önüme. Bu RTR'yi seyrederken. Şifo, Samet, Rıza, Metin biliyorsun. Metin bir aralık yaptı, Metin Tekin. Evet. Feyyaz şu anda
değil mi? U kaç? U... 20'de mi? Ali yaptı bir aralık. Şimdi yorumculuk yapıyor. Recep, Ulvi, kaleci Zafer, kaleci antrenörü. Gökhan, o da bir yerde. Yani, milli takımda bir yapıda hoca. Evet. Bildiğim kadarıyla yabancı. Yani 10 tane, 11 tane isim saydım buraya. Demek ki Beşiktaş'ın o Süleyman abinin başkanlığı sürecindeki 1,5 dönemlik diyelim öyle 6 senelik filan takımından, takımda oynayan oyuncuların hemen hemen tamamına yakını teknik direktörlük yapıyor. Çok ilginç aslında. Bu çok ilginç. Demek ki bunlar, yani belki böyle bir şey söyleyeceğim yani, Süleyman Seba yönetiminin çağdaşlığı, dürüstlüğü, ilkeli bakışından oynadıkları futbol, kazandıkları paranın ileride teknik direktör olarak devam edilmesi gerektiğini hissetmiş olabilirler. Bak bu çok önemli. Hı hı. Çünkü Fenerbahçe'de hiç yok. Galatasaray'da bir Bülent Ünder vardı. Şimdi Bülent Korkmaz var. Orada da çok az yani işte Müfit var. Altyapıda, matyapıda falan. Yani 4-5 kişi. Ama Beşiktaş'ta müthiş bir rakam var. Acaba ondan benim bu anlattığım Süleyman Seba yönetiminin ilkeleri doğrultusunda bir takımda oynamış olmanın verdiği bir avantaj mıdır? Bu bilemiyorum. Keşke bu arkadaşlardan bir tanesi bağlansa veya rastlasak da. Ama yani şunu da inkar etmeyelim. Sayın Başkan Yıldırım Demirören'in ilkeleri doğrultusunda yakında Quaresma ve Simao'nun da hoca olarak dünya futboluna büyük ağırlık koyacağını kabul edelim. İster ironi deyin, ister demeyin. Benim anlamadığım nokta, feda diye çıkılan yolda devre arasında niye işte mesela kaç oyuncu feda etti, fiyatını indirdi, toplamı 1 milyon euro filandır. Yani. Feda eden. 1 milyon 100 bin euro verdiniz, adam aldınız. O zaman o adam demez mi ki ben neyi feda ettim? Tabii o tamam, o adam almanız gerekiyormuş. O adamı aldıktan sonra Uğur Boral sakatlandı. O da ama bu havayı bile takımın içinde absorbe edebilmek, o malzemesi çocuk olan grubu, insan da değil. Doğru sevk ve idare etmekte ben Samet Aybaba'nın hakkının verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben geçen hafta Beşiktaş taraftarının o tavrını hiç beğenmedim. Antep maçı beraberliğini çok ayıp ettiler. Evet. Yani şükretmesi lazım Beşiktaş taraftarının. Ama şu üst takımın üste son dakikada 10 kişi kadar rakibe puan kaybedilince yani şu puan cetveline yapmak lazım taraf. Tamam. Yani. Puan cetveline Beşiktaş taraftarı utanarak bakıyor olabilirdi. Şimdi gururla bakıyor tabii olması ya, lazım. Yani. Beşiktaş şunu hak etmiyor. Birinci olsa niye 4 puan farklı oldu ki ya? 8 puan yapması lazım. Ha, düşüncesi ha. Beşiktaş için bu sene rasyonel bir düşünce değil. Aynı kanattayım. Bugün Beşiktaş'ta Mali Genel Kurul vardı. Stat müjdesi vardı. Stat müjdesi vardı ama bir de İbra vardı. Demirören yönetimi İbra edilmedi. Küvet Orman yönetimi İbra edildi. Edilmeyecek abi. Neler yaşandı bir hatırlayalım, bir haber bantımızı izleyelim, konuşacağız. Abi. Önemli bir konu bu çünkü. İbra etmeyenler. Beşiktaş yıllık olan idari ve mali genel kurul toplantısında Fikret Orman dönemi mali ve idari açıdan ibra edilirken eski başkan, şu anki Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören dönemi ibra edilmedi. Genel kurul ayrıca Demirören dönemini mahkemeye taşımak için mevcut yönetime de yetki verdi. İbra etmeyenler bir tereddüde yer yok. İbra edilmemiştir. Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'sa yaptığı konuşmada eski başkan Yıldırım Demirören'e Beşiktaş'ın 1 lirasını yedirtmeyeceğini belirtirken eski başkanın verdiği hibe sözünü de gerçeğe dönüştürmesi gerektiğini sözlerine ekledi. Demirören'in bu paraları bağışlayacağım konusunu da Beşiktaş kamuoyunun önüne yine biz veya genel kurul getirmedi. Bunu Sayın Demirören getirdi. Ve hatırlarsınız geçen sene genel kurulda dedi ki ben dedi helallik istiyorum dedi. Bu helalliğin ben yarım kaldığına inanıyorum. Ve Beşiktaş'tan Yıldırım Demirören arasında da bir uzlaşı yapılması gerektiğini düşünüyorum.
Tabii ki eski başkan iyi niyetle hareketler etmiş olabilir ama Beşiktaş bu işlerden zarar görmüştür. Bu görmüş olduğu zararı da kendi ifadesinden bağışlayacağını söylediği şeyleri de yerine getirmesini rica ediyorum. Ben kimsenin etkisinde kalmam. Bir tek değerlendirme kriterim vardır. Beşiktaş'ın menfaatidir. Beşiktaş'a yakışan şekilde şıklık içerisinde götürmeye çalışıyorum. Genel kurul toplantısında gergin anlar da yaşandı. Kongre üyeleri Başkan Orman'ı eleştirirken salonda kısa süreli arbede yaşandı. Kongrede ayrıca yeni yapılacak İnönü Stadyumu projesi de üyelere tanıtıldı. Yeni stat hakkında bilgi veren Başkan Fikret Orman, tüm izinlerinin alındığını ve inşaatı da daha ucuz olacağı için Beşiktaş İnşaat AŞ'nin yapacağını söyledi. Yönetim kurulu stadı 100 ila 120 milyon dolar maliyette sadece 18 ay içinde tamamlamayı planlıyor. 600 araçlık bir otopark alanı da olacak stadın 40 bin kişi kapasiteli olması bekleniyor. Bunlar yaşandı bugün kongrede. Yeni stadın müjdesi verildi ama İbra şoku ön plana çıktı. Ne bugün olacak şimdi Galatasaray'da cümle, da Adnan Polat için aynısı yaşanmıştı. Çok önemli bir cümle kullandı Fikret Orman. Bu sene Şampiyonlar Ligi'ne gidemememizin sebebi geçmiş dönemde yapılan bir evrak sahteciliği. Sahte evrak düzenlemekten dolayı dedi. Bu bir biliyorduk ama bunun böylece bir kulüp başkanı tarafından seslendirilmesi artık sokağa, billboardlara ilanı vermek gibi bir şeydir. Bu tescil edildi. Sonra da o dönemdeki yanlışları ve hataları nedeniyle bugünkü yönetimin kucağına bırakılan canlı bombanın aslında bayağı büyük bir bomba. 560 milyon trilyonluk eski parayla bir borç olduğu söyleniyor. Ve bu borç sezon başında 580'den 505'lere indiği söylenirken 560'da, yani fedaya rağmen bu borç inmemiş. Üstelik de seyirci girdisiyle de iki rakibinin gerisinde kalmışsın. Buna rağmen yarışa devam etmeye çalışıyorsun ve ibra edilmeyen bir başkan evrak sahteciliğinden bir Türk takımının Avrupa'ya gitmeme nedeni olan bir kulüp yöneticisi, Türk futbolunun başında patron olarak bulunması hep söylenen bir şeydir ama benim kabullenemediğim, kabullenmekte zorlandığım, benim küçük kafamın pek algılamadığı bir şey. Bunu da bana kimse fazlasıyla izah edemiyor. Söylenen şu: kurcalama. Kurcalamayarak zaten bu durumlara geldi. Yani Beşiktaş bunu hak ediyor mu? Taraftarıyla birbirine girmeyi hak ediyor mu? O stada bir sene geç başlamayı hak ediyor mu? Feda derken borcun büyümesini hak ediyor mu? Bunlar hep geçmişten yaşanan iskambil kağıdı gibi. Biri devrildi mi bütün kuleler devriliyor. Öyle gidiyor ve deviren insan şu anda devrilen kulelerin tümünün en başında bulunan insan. Bunu da algılamakta zorlanıyorum. UEFA şu anda karşısına alıp muhatap aldığı insana, bundan kısa bir süre önce sen evrakta sahtecilik yaptın, senin takımını almıyorum demişti. Şimdi nasıl sözünü muteber kabul edebilir? Ya da bu ülkenin düzenlediği bir U20 şampiyonasında dünyanın gözü buradayken açılış konuşmasını nasıl evrak sahteciliği yapmış bir başkan yapabilir? Böyle bir başkan şey. Başkan tek başına değil de yönetim, başkan ve yönetimi. İsterse başkan bağlanabilir yönetim diyeceksin şimdi arkadan herhalde. Başkan haberi yok. Yaktılar sayın başkanı. Öyle bence de olabilir herhalde. Demiyoruz tabii. Yani doğrusunu olabilir. Sayın Yıldırım tabii. Demirören biliyordur isterse de. Yaktılar derken 110 milyon lirayı nasıl verdin abi? Cebinden mi çaldılar? Kendin verdin. Hiç kimse öyle beni yaktı falan demesin abi. Helallik meselesi Lade var. Yani şu takım 8 metre aşağı indirip 23 metre çektiği bir statta 42 bin kişi içeri sokup 160 loca yapıp önümüzdeki sene bu stat geliriyle ayağa kalkmaya çalışıyor. Ve bununla da baskette de voleybolda da bir şekilde var olmaya çalışacak. Çırpınıyor o insanlar. O oyuncular çırpınıyor. Tamam yani bütün fedadaki paranın çok fazlasını ara transferde harcarken menemen edebiyatı bana tuhaf geliyor. Onu da algılamakta zorlanıyorum ama bir taraftan da ortaya konulan mücadele ve puan cetveline baktığım zaman Beşiktaş'ın bulunduğu durumdan şikayetçi olmamaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bunun daha iyisi olma ihtimali de çok yüksek. Üstelik bir hafta içerisinde bunun daha iyisi olabilir. Üstelik bundan bir saat önce bunun daha iyisi oluyordu.
bu yönde var. Kemal abi sizin? Valla şöyle, Galatasaray Kongresi'nde biliyorsunuz arka tarafta bir 350 kişi atıyorum rakamı el kaldırdı. Sayın Polat ve yönetimi gitti. Bugün Beşiktaş'ta şimdi gördüğüm kadarıyla birkaç 150 kişi attım, 200 kişi neyse el kaldırdı. Demirören başkanlığındaki yönetim ibra edildi. Galatasaray ve Beşiktaş'ta hayat emaresidir bunlar. Nefes alıp veriyor bünye. Başka bir yerde el gırtlakta bünye nefes alıp veremiyor. Bu demokrasi, hani diyorlar ya en büyük demokrasi bizde falan filan diye bazıları. Demokrasinin ne olduğunu Galatasaray ve Beşiktaş'ta görün beyler. Peki. Yani çok emin ellerdesiniz öbür yerde. Size hiçbir şey olmaz. Eliniz, çünkü emin ellerdesin de eliniz kolunuz arkadan var. Burada ben Beşiktaş'ın bu... Kemal abi yine bir yerlere mesaj yolladı. Rejide arkadaşlar diyor ki bu akşam Oscar var. Steven Spielberg'e filan da Kemal abi mesaj yollayacak. Ben başka bir şey söyleyeceğim şimdi. Biz araya gidelim o başka şehir lütfen aradan sonra. Yine Beşiktaş'la ilgili. Tamam, Beşiktaş'la tamam. İlgili devam edeceğiz. Tamam. Kısa bir ara efendim. Şimdi bu bölüm bölüm seyrettim ben. Yani başından sonuna non-stop seyretmedim. Bir bölümde de bugünkü yönetimi eleştirdiler kürsüde bazı kongre üyeleri. İşte ardından da Demirören ve ekibi ibra edilmedi. Ya budur ya. Ama eleştirilebildi. Önemli işte. Zaten o, onu demek istiyorum. Tabii canım, eleştirilebildi. Dün Galatasaray'da eleştirilebildi. Bugün Galatasaray'ın divan toplantıları her ay oluyor galiba. Evet. Orada ne eleştiriler yapılıyor? Fenerbahçe'ye baktığınız zaman çıt yok. Eleştirmeye kalktığınız zaman Yüksek Divan Kurulu Başkanı kürsüde konuşurken yönetim kurulunda oturan bir numara güm 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 elini masaya vurup ne var muhasebeci de atarım istersen diye böyle bir laf. Sonra bana mesaj atıyorlar. Yok demokrasi. Ya hadi sen de 2000'e kadardı o demokrasi. Ondan sonra öyle bir şey yok. Cahil adam. Neyse. Şimdi ben kongrenin son derece sağlıklı geçtiğine inanıyorum. Beşiktaş bu hesaplaşmayı 100. yılda şampiyon olduktan sonraki sezonun sonunda yapabilse idi. Bak. Evet. Hani o 8 puan maç fazlasıyla 11 puan öndeyken kaybettiği şampiyonluk var ya. Samsun felaketiyle başlayan İnönü'deki Samsun maçı ve eğer Beşiktaş bugünkü dik duruşunu, bugünkü demokrasi anlayışını o yılda becerebilse, yapabilse idi, belki de bugün çok başka yerlerdeydi. Bunun da altını çiziyorum. Ne demek istediğimi herkes anlamıştır. Bu Beşiktaş'ın inkar edilemeyecek bir pozisyonu var. Puan cetveline hala gururla bakıyorsa ve bu takım Fenerbahçe ile Galatasaray'ın kulübesinden daha ucuzsa... Ne? Kulübe geçen gün bugünkü gazetelerde dünkü demine Galatasaray'ın kulübesini göstermişler. Kulübesinden daha ucuzsa, hatta maça gelmeyenler, yukarıda oturanlar var, Krasiçi falan da sayacağız. Tabii, onlardan daha ucuzsa bundan gurur duymak lazım. Bir hafta önce bu takımın ıslıklanmaması gerekiyordu. İlle birinci olamazsınız. Ama birincilik kadar onurlu bir sezon yaşamaktasınız. Beşiktaş bunu yaşıyor gerçekten. Kesin. Ben bu bizdeki bu hakemlik işinde bu şeyi çözmüş değilim. Hakem ne demek? Maçın patronu demek. Evet. Efendim? Verdim. Attım. Kim orada? Hayır yok, veremezsin, atamazsın diyebilir mi? Demek ki tabii ki kurallar çerçevesinde. Tabii ki kuralları bileceksiniz. Enerjiniz olacak. Fiziksel hazırlığınız tam olacak. Tabii futbolcu kadar koşamazsınız ama oyunun yönüne, gidişine göre o koşullarınızı ayarlayacaksınız. Kurallar çerçevesinde de kararlarınızı pat diye vereceksiniz. Sizin için oynayan takımların forması yok. Şu gözlüğün camı gibi ikisi de. Renk yok. Cırt var bende. Cırt, bunu gördüm verdim. Bu kadar. Ha tabii ki bunu yapmak için kuralları bilmek lazım diyoruz. Bir de şu olacak. Şu. Yani senden daha büyük, tövbe tövbe Allah'tan. Orada kimse yok kardeş. Ama
Yürek olacak. Kemal. Evet abi. Kemal, Halis Özkahya'da bu vardı. Ne oldu? Ha. E şimdi adamın da önünde tabii. Busu olan tabii işte. Bir Halis Özkahya modeli var. Ha şimdi şöyle. Güzel bir yere geldin. Ben tabii hakemlik derken bu işin yönlendiricisi olan, yöneticisi olan MHK'ye de sesleniyorum burada. Yani yüreğinizi koyun abi masanın üstüne. Allah Allah ya. İşte bugün Habertürk'te öğren. Fener Galatasaray maçı, şampiyonluk maçı, orayı nasıl yönetecek? Allah Allah. Senin Cüneyt Çakır'ına bilmem ne finali veriliyor. Belki Şampiyonlar Ligi finali de verilecek. Bilemiyorum. Veyahut yarı finali bir daha verilecek. Evet. Sen Cüneyt Çakır'ı birileri memnun değil diye Fener Galatasaray şampiyonu oraya getiremeyeceksin. Hadi gidin be. Hadi ya, gidin be. Dün Lazio Mönchengladbach maçından aslanlar gibi çıkıyorsa Hüseyin Göçek bu haftaki maça gelir, o maçı da idare eder. Eder abi. Hatta bir hakem iki derbide üst üste idare edebilir. Eder abi. Onu yaşadık zaten. Ya olur mu ya? Yani o zaman abi siz 7 tane FIFA kokart takma hakkınız var. Bunu siz takıyorsunuz. UEFA diyor ki, FIFA diyor ki 7 listeyi tane, bildir bunu. Listeyi bildir. Sen bildiriyorsun Cüneyt Kemal Ümit. Bu adamın göğsüne oraya bildirdiğin eğer o armayı takıyorsan, o rozeti takıyorsan maçın kralı ne olursa olsun. Çıkartırıverirsin abi hakim. Ha kötü yönetir. Eleştiririz. Deriz ki arkadaş biz öyle çok da şey eleştirmeyiz yani. Formda değil deriz. Hakem eskileri acımasız eleştiriyor. Görmedi deriz. Yani veyahut standart yapamadı deriz. Bunlar son derece normal. Hı-hı. Burada sarı verdin, burada da sarı verecektin. Ona verdin, ona vermedi. Veya birine sarı, öbürüne kırmızı verdin. Neyse. Ama siz, formsuz da olabilir yani. Hakemin tabii de canım, bir formu vardır. Zaten belki. Siz MHK olarak hakemlerin bu hafta hangi hakemler maç yönettiyse size gelen raporlardan hı-hı. hakemlerin hangi konumda olduklarını biliyorsunuz. Tabii. Bir dahaki haftaya maç verirken ona göre değerlendirme yapacaksınız. Bizde o veriler yok. Hı-hı. Burada siz korkmayın kardeşim. Verin abi Fener Galatasaray maçına. Neydi o bugünkü hakemin adı? Fener maçı. Hüseyin Sabancı. Sabancı. Ver onu abi. Vereceksen eğer. Bilmiyorum. Yani elindeki verilere göre. Ama Kemal bizim de gözümüz kapalı değil. Biz de bir takım istatistikleri araştırmaları tamam. yapıyoruz. Susuyorsak kibarlığımızdan. Bakın Mersin İdman Yurdu'nun iki tane maçına dışarıda kazandığı içerideki maçına Bülent Yıldırım veriliyorsa, Bülent Yıldırım'ın müsteşarlık yapıldığı bakanlığın bakanı bu takıma oyuncu transfer ediyorsa evet, ben de vermeyin derim. Adama da kötülük yapıyorsunuz derim. Şimdi tabii orada şu önemli. Hakem şanssızlığı veya hakem şansı. Öyle bir pozisyon olur ki senin dediğin şey öne çıkar. Ha ne haber? Bak nasıl verdi penaltıyı veya vermedi neyse. Yani tabii bu tür şey bakın ne var biliyor musunuz esasında? Çok güzel bir yere temas etti. Bilmiyorum farkında mısın? Siyaset bu ülkede bütün dönemlerde futbolun başta olmak üzere sporun ta kalbine kadar girmiştir abi. Abi sen Mersinli olabilirsin. Mersin İdman Yurdu'nun taraftarı da olabilirsin. Transfer de gözükme abi sana ne ya? Gitme abi ya. Abi fotoğraf... Şimdi bir şey söyleyeyim. Bir hakem var şimdi TRT'de yorumculuk yapıyor. Bünyamin Gezer diye. Öyle mi? Bünyamin Gezer neydi? Vazifesi neydi? Polis memuru. Kahramanmaraş karakolunda polis memuru. Polis memuru. Şef biraz evet, üst evet, düzey yani polis şefi diyelim. Ben anlamam da. Evet. Siz bu arkadaşı Buca Fenerbahçe maçına verdiniz. Devlet memuru bu. Ne gün verdiniz? Perşembe günü yanlış hatırlamıyorsam cuma da olabilir. Aman Buca'da bir şey olmaz dendi. 3 gün sonra devlet memurunu bu maça hakeme verdi. Hakem olarak verdiniz. Penaltıyı cart diye çaldı. Öyle mi? Onun için bir aralık askerler şimdi yönetemiyor değil mi maç? Öyle biliyorum ben. Evet. Evet. İstifa etmeleri gerekiyor. Asker hakemleri artık görev vermiyor. O zaman bu hakemlik kokartını takacağınız arkadaşların da işlerini hangi işte para kazan neyse ona göre bir kriter yapacaksınız. Diyeceksiniz ki Ümit Bey siz devlet memurusunuz. Siz hakemlik yapamazsınız. O zaman hakemler
Abi bak, profesyonel hakemlik başlayacak. Bak, profesyonel hakemlik olmadığı sürece bunu yapmak zor. Cüneyt yapıyor niye? Cüneyt özel sigortacı. Evet. Özel. Ya bugün yapar, yarın yapmaz. Bugün 10 defa sigorta yapar, 3 ay hiç yapmaz. Yani böyle olursa o zaman... Çünkü öyle olmadığı zaman belediye çalışanını belediyenin maçına kaza ara vermek durumunda olmaz kalıyorsun. İşte olmuyor. 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 Şimdi ben bugün MHK başkanı olsam bu arkadaş belediyede mi çalışıyor? Derim ki ya güzelim. Sen bak iyi bir hakem olacaksın, gençsin. Sen gel bu işinden bas, bırak. Ha, başka bir işe girer misin? Abi ben valla bu işten başka işten para kazanamam. Hakem yok ortada. O zaman kusura bakma. Bitirdiler hakemi. Bak. Maç şimdi, bitmedi ama. Hakem bitti. Ama bak şu anda belediye takımının puanı kaç abi? Oğlum Kemal gözlüğünü taksana ya. Biz bakalım. Belediye takımını kaç? 30 mu puanı? Yok. Kaç? 29 mu? Buraya şey gelmiş tam üstüne bir reklam gelmiş göremiyorum. Belediyenin 27. 27 mi? Evet. Ha. Ondan sonra baraj kaç? 26, 24 ile Elazığ en üstte. 3 puan bir maçlık fark var. Hı hı. Şimdi diyelim ki bu arkadaşımızı belediyenin maçına vermedi. Güzel, tebrik ederim. Akhisar'ın maçına verirse? Ya orada bir Akhisar'ın lehine bir penaltıyı atlarsa ya da karşı tarafa %5 penaltı ihtimali olan de art diye çalıp da Akhisar'ı mağdur. Bunu art niyetli olarak demiyoruz da ben olursa. Ben art niyetli olarak söylemiyorum. Tabii. Ben art niyetli demiyorum bu arkadaş bu için. Ama öyle denir, öyle yorumlanır. Hele söz konusu Türkiye ise. Onun için ben olsam MHK'nin bu sene artık geçti. Şurada 8 maç 10 maç bir şey kaldı. Bu eğer MHK devam edecekse bu yeni sezon için bu kriterleri korun. Devlet memuru yok. Belediye yok. O zaman hakem de yok. Abi başkaları çıksın. Başkaları çıksın. Çıkmıyor abi. Çıkmıyor Kemal abi işte. Abi ne yapayım abi? Ne yapayım abi? Çünkü bunu sağlayamazsanız maçların büyük bir bölümünü şaibe altında bırakırsınız. Adam ne kadar iyi niyetli olursa olsun. Adam bağırır der ki bu belediyede memur bizim %3 penaltıyı vermedi. Bizi düşürdü diyecek abi adam. Hakem de şahane bir hakem olsa. Onun için burada biraz daha hassas davranmak lazım. Şey deprem mühendisi galiba. Hangisi? Halis mi? Fırat jeoloji mühendisi bilmiyorum ne iş yapıyor. Tolga diş doktoru. Tolga diş doktoru herhalde özel bir muayenehanesi Bülent var. Bülent Yıldırım üst düzey bürokrat bakanlıkta. İşte bürokrat o. Bak Bülent Yıldırım ben çok severim. Beni arar arada bir dertleşiriz falan filan. Ama, çok müthiş bir insan. Ha ama İngilizcesi çok iyi. Ona. Ama işte. Bülent'i korumak amacıyla. Evet. Evet. Davranman evet, lazım evet, senin. Evet abi. Evet abi. Bülent zor yetişiyor çünkü. Tabii zor yetişiyor. Derler. Ya ama işte o hı her şeyi karma karışık eder abi. Şimdi iki önemli rastlantı vardı bu hafta. Hakem nedeniyle mağdur olduğuna inanan ya da mağdur olduğunda gerçekten çok sert açıklamalar yapmaktan hiç çekinmeyen iki hoca profili var. Biri Rıza Çalınbay, biri Giray Bulak. İkisi de hakemden şikayet edebilecek yeterli malzemeyi aldılar. Fakat biri Beşiktaş'a, diğeri Trabzonspor'a tosladı. Dikkat ediyorsanız ikisi de maçı kaybetmelerine rağmen hakemden şikayet etmedikleri bir hafta yaşadılar. Bütün kamuoyu hakemden şikayet ediyor bu iki maçta. Doğru. Öyle bir yere denk getirdi ki yani konuşsa Beşiktaş camiasının kötü çocuğu olacak. Trabzon camiası zaten eleştirmekte oranın kötü çocuğu olacak. Tamam Trabzon'da Beşiktaş'ta iyiydi. Kazanmayı hak ettiler. Ama dediğim gibi iki maçta da çok formsuz hakemler vardı. Verilmeyen penaltılar var. Net hem de. Trabzon'un önümüzdeki sezondan itibaren, geçen hafta bahsettim bundan hatırlıyorsunuz. Hı hı. Politikasının. Tıpkı elde edilmiş 6 lig şampiyonluğunda olduğu gibi. Var mı bir tane yabancı oyuncu? Yok. Yok. Olduğu gibi kendi bünyesinden oyuncu üretmek. Varsa ki var 1461 denen ikinci adresten bazı oyuncuları da kadrosuna katıp Trabzon'un 1975'te
yanlış hatırlamıyorsam lige çıktıktan sonraki 83'e kadar galiba. O 8-9 senelik süreçteki ana yapısına kavuşturmanın yolları aranmalıdır. Bakın tekrar söylüyorum. Ama bu evrensel boyutlarda pek kolay bir şey. Şimdi bak şöyle. Belçika Anderlecht'ten bahsedersen doğru. FCC ondan bahsedersen doğru. İtalya, İspanya'yı falan katmıyorum. Hani biraz daha aşağıdaki ülkelerden bahsediyorum. Ama biz Türk'üz. Biz Türkiye'yiz. Biz Trabzonspor'uz. Çok özel bir yapımız var. Evet. Bakın. Neydi? Sundermann'dı değil mi? Evet. Alman geldi. Evet, evet. Güneş Gazetesi'nin o zaman Sayın Mehmet Ali Yılmaz. Yani sen Atletik Bilbao modelini öneriyorsun Trabzon'a. Biraz. Bravo. Sundermann geldiğinde Sayın Mehmet Ali Yılmaz o zaman Trabzon'un başkanı Güneş Gazetesi'ne ben de hasbelkader bir 5-6 ay yazmıştım. Tanıştırdı işte Sundermann, Munderman falan filan. Hoş geldiniz falan filan. Şu bu mu? Adam gitti. Trabzon'a teknik direktör oldu. Aradan 3-5 gün sonra Mehmet Ali Bey servise geldi bizim. Ne diyorsunuz falan. İşte herkes o muazzam aldınız bilmem ne yaptınız şahane falan. Ben bir şey söyledim. Ya başkan dedim ya. Bir şey söyleyeceğim. Söyle dedi. Sundermann gazeteye şortla gelmişti. Yazlık kıyafet, şort. Buraya kadar açık bir gömlek. Avrupalı. Dedim ki bak bir şey söyleyeceğim. Söyledim. Ama Trabzon'a gidecek. Dedim ki bak. Ama İstanbul'u görür. Bak abi gidecek. Dedim ki sevgili başkan, sayın patron, şu gazetenin de patron. Sen bu adamı bu kıyafetiyle Trabzon'a götüreceksin. Adam Alman abi. Giyecek orada da giyecek. Giyecek. Bak sizin yapınıza bu uymaz. Bu balon çabuk patlar dedi. Aynen bana söyledi. Yahu dedi herkes metiyeler diziyor dedi. Şimdi o büyük gazeteci rolündekiler. O zamanlar oradalar. Ama isim vermeyelim. Bir tanece verdik bu gece. Vakit kalmadı çünkü bağlamaları için. Dedi ki yahu yapma dedi millet neler söylüyor. Valla bana sordun ben fikrimi söyledim. İnşallah ben yanılırım dedim. 3 ay sonra gittisin ben. Abi dolaşama. Şimdi Ümit'e bunu anlatmak için. Her ülkenin sosyolojik bir yapısı vardır. Benim Trabzon'un hiçbir zaman gerici meri tam tersine futbolu bana göre en iyi bilen seyirci Trabzon'dadır. Onu da bir kere söyleyeyim. 7'den 70'e mi? Ha 7'den 70. Ama Trabzon'un da. Kendi iç dinamikleri var. Yozgat'ın da, Erzurum'un da. Özellikle Anadolu'nun büyük kentlerinin kendine özel yaşam tarzları, biçimleri vardır. Sadece yaşamda, mektebe gitmekte, kıraathane açmakta, bir iş yeri açmakta değil. Tabii ki sporda da öyledir. Bu nedenle bunun ispatlanmışı var. Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta hem para vardı hem yabancı oyuncu yok muydu Trabzon 6 tane şampiyonluk alırken? Efendim? Vardı. Tabii ki vardı. Onun için Trabzon'un hani Şenol Güneş hep şikayet etti ya hatırlasanıza. Ya o kadar çok yabancı var ki yerli iskeleti bir türlü kuramadım demişti. Hatırlıyor musunuz? Evet. Siz önümüzdeki sezon için Trabzonspor politikası olarak yerli iskeletinizi kurun önce. Çıkış yolunuz budur. Trabzonspor hakkında şunu söyleyebilirim. Tolunay Kafkas Hoca'nın istediği krediyi ben verdim. Bu sezon için Türkiye Kupası finali oynarsa veya ligde oynayacağı önemli maçların öncesinde değerlendirmeleri yaparım. Onun dışında her türlü puanı artı kabul ederim. Her türlü kayıp puanı da normal kabul ederim. Ve bu takımın önümüzdeki sene revizyon göreceğini değil, ölüp yeniden doğacağını çok iyi biliyorum. Doğrudur ama tamamen Atletik Bilbao gibi hiç yabancısı olmayan bir Bask modelini tabi burada Bask milliyetçiliği devreye. Evet o ama onu uygulaması orada doğru değil. Bak, ama öyle iskeleti demedim. Öyle kurması İskelet. Çok doğru. Evet. Yani bu iskeleti yani var. 14 tane 15 tane işte Tolga Zengin var. Mi Omurgan Mustafa tabii, Yumlu mu tabii. Serkan Balcı mı Trabzon'da doğmuş birisi mi yani ben şunu arıyorum diyecek. Şenol, Turgay, Necati, Kadir, Cemil. Evet. İleride Ali, Yavuz, Ali Kemal, Necmi, Mehmet Cemil, sonra Çaycı Ahmet. Çaycı Ahmet sonra. Ali Yavuz, Ali Bekir, Yavuz, Bekçi Bekir. Tabii. Bunu arıyorum. Ha bunun içine öyle biri olmalı ki işte Bekir çıktığı zaman işte Norveçli bilmem kim girebilmeli. Bir yere çok güzel bir yere geldin.
Trabzon'da en fazla faydalı olmuş yabancı oyuncu kim? Şota Arvalazzi. Yapma ya, nereden geldi? Gürcistan'dan yakın. Hemen yukarıdan değil mi? Bak coğrafi işte. Evet. Sosyokültürel yapı budur işte. Öbürü sakat olmasa o da önemli oyuncu. Arçın. Kardeşten sakat ama o. İşte onun için benim söylemek istediğim şu, Trabzon nevi şahsına münhasır bir şehrimizdir. Futbolda özellikle öyledir. Hı hı. Buna Trabzonspor'un başkanı ve yönetiminin, teknik direktörünün çok dikkat ederek önümüzdeki sezonun politikasını belirlemeleri gerekir. Yani Avrupa'da yaşayan müthiş bir listeyle geldi Tolunay Kafkas. Elinde daha evvel görev yaptığı potansiyelden. Şeyde yabancı yani, evet, ama gurbetçilerden. Gurbetçilerden var. Bunların içinde Karadeniz'e uyum sağlayabilecek, Karadeniz kökenli, Hollandalılaşmamış, hala aile yapısıyla orayı içinde yaşatmakta olan insanları doğru bulursa. Ama Avrupalı. Evet, ve de kuzey ülkelerine yönelebilirse yabancı konusunda. Uyum tabii sorununu yaşamaması için. Gençlerde çok iyi tanıyor. Ufuk Soray onun, işte o gençlerle geldikten sonra profesör oldu. Doğru. Öyle mi? Ha, tabii. Omurga kuracaktır diye düşünüyorum ve kendi o yerli omurgasını yabancıların, bizim yapamadığımız şeyleri yapanı getirerek, yabancıları da koyarak yapacaktır. Çünkü Bamba'nın yaptığını bizde yapacak çok adam var ya. Zokora'nın yaptığını da yapacak çok adam var. İşte Kolman var ya, PTT birincilikte oynamayacak kadar koşuyor. Tabii ya. Yani bunlarla olmuyor. Alanzinho yok böyle bir şey. Yani nehir, bataklık nehrinin üzerindeki pırpır motor gibiyiz, evet, ya. Aynen. Yok böyle bir şey. Gitti mi vurmalı, tutmalı, almalı, top kapmalı. Gerekirse topu ısırmalı. Takımı için kart görmeli. Oyundan atılmalı ama iki maç sonra da gidip maçı almalı. Tabii. Yani günahtır Mustafa Yumlu'ya gitmiş o golü atmış. O Antep maçının arkasından bir anda kulübe. O da arıyor. Tolunay Kafkas da arıyor. Büyük maçı büyük oyuncuyla oynamak istedi. Al sana büyük oyuncu. Enrique bu hafta götürdü 45 metre o golü attı. Önümüzdeki hafta iç sahada ne yapar bakalım? Nasıl yürüyecek bir görelim. Tabii, güvenemezsin bu adamlara. Bunlar yönetimin aldığı oyuncular. Hayır. Hocanın aldığı oyuncular olması lazım. Trabzon'un biraz bu transfer işine çok fazla karışmaması lazım. Oyuncu tarama ekibini de Brezilya'ya bir hafta gönderip eski aman futbolculardan abi, birini değil, aman başka abi, bir örgüt kurarak ve bunun da başında patronun Tolunay Kafkas olduğunu bilerek yaparsa Trabzon'un böyle bir anda önümüzdeki sezon öyle bir başlangıç yapabilir ki, darmadağın edebilir. Şunu da seyircinin de eğitilmesi lazım. Çünkü Trabzonspor 4-0 yendi mi niye 5-0 yenmedi diye kaçan 5. gole tepki koyan bir taraftar anlayışı var. Biraz ateşli bir seyirci, evet, olduğu için Trabzon seyircisi. Tamam. Ne olur? O, ben de öyle diyorum ama evet, o zaman önde tek santrfor. Ben de şunu söyleyeyim. Çok keyifli bir futbol tartışması. Fikirler çarpışıyor. Görüşler değerlendiriliyor ama süre bitiyor. Süre bitiyor da burada bende neler vardı be. Hiçbirini konuşalım. Saklayalım önümüzdeki haftaya. He? Önümüzdeki haftaya saklayalım. Ekşimez, merak etme, saklarız. Peki. Önümüzdeki hafta konuşuruz. Çok teşekkürler.